Evinizde bu bitki varsa çevrenizde bir daha asla fare, örümcek ve karınca görmeyeceksiniz. Farelere, örümceklere ve diğer insanı tiksindiren küçük davetsiz misafirlere karşı açtığınız kaç savaştan mağlup ayrıldınız? Böcek spreylerine, fare kapanlarına ve ilaçlara harcanan bunca zaman, para ve emek. Hepsi boşuna. İlaç püskürtmeye devam ediyorsunuz ama yine geri dönüyorlar. Ama hiç merak ettiniz mi? Eğer bu spreyler zararlıları öldürüyorsa insanlara nasıl etki edebilirler? Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'ne göre haşere kovucularındaki kimyasallar baş ağrısı, ishal, zihinde bulanıklık, halsizlik, refleks kaybı, bilinç kaybı ve hatta ölüme sebep olabilir. Peki tamamen doğal yöntemler kullanarak mutfak dolabında veya bahçenizde bulabileceğiniz bazı böcek kovucularını denemeye ne dersiniz? 1 numara, nane yağı. Nane yağının taze ve temiz kokusu bize çok iyi gelirken fareler ve karıncalar buna dayanamaz. Bu koku onların burnunu tahriş eder ve farklı kaynaklara yönelmek için kullandıkları iz bulmaya yarayan feromonlarını maskeler. Örneğin bir gece yarısı bir şeyler atıştırayım havasındalarsa adımlarını bir yiyecek kaynağına yönlendirebilirler. Çok iyi değil mi? Gerçi ev sahipleri için pek değil. Temizleme sıvınıza biraz nane yağı ekleyin ki bıraktıkları küçük izleri silip zemini temizlesin. 2 numara, fesleğen. İnsanlar belki de eski çağlardan beri zararlardan korunmak için bitki ve baharatları kullanırlar. Atalarımız doğal böcek kovucuları yapmak için yaprakları haşlayan, kaynatan, yakan ve ezen ilk kişilerdi. Bunun başlıca örneği fesleğendir. 2009 yılında Tanzanya Sağlık Araştırmaları Dergisi ve Hücresel Biyoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmalarda limonlu fesleğenin ve tarçınlı fesleğenin sıtma taşıdığı bilinen bir grup sivrisinek türü olan Anopheles gambiae'yi etkili bir şekilde kaçırdığı keşfedildi. 3 numara, lavanta. Lavantanın rahatlatıcı kokusu stresimizi azaltır ve sinirlerimizi yatıştırır. Ancak sivrisineklere, karasineklere, pire ve güvelere karşı tam tersi bir etkisi vardır. Lavanta kokusu evinizi, evcil hayvanlarınızı ve diğer bitkilerinizi böcek istilasından koruyabilir. Ayrıca lavanta yağını sivrisineklerden korunmak için bileklerinize ve boynunuza sürebilirsiniz. Ayrıca anında bir parfüm işlevi de görür. 4 numara, kedi nanesi. Arka bahçenize biraz kedi nanesi ekin ki tüylü dostunuz bundan son derece memnun olsun. Peki ya karıncalar, fareler ve sivrisinekler? Onlar bu işten pek memnun olmazlar tabii. Araştırmalara göre kedilerin bayıldığı kedi nanesi özünün yağı nepetalakton, bu çokça rastlanan ev zararlılarını uzaklaştırmada çok işe yaramaktadır. 5 numara, biberiye. Bu iğneye benzer bitki genellikle yemek pişirmede kullanılır ve tıbbi özelliklere sahiptir. Ayrıca kelebekleri de kendine çeker, kara sinekleri ve sivrisinekleri ise uzak tutar. Kurutulmuş biberiye yapraklarını suda kaynatarak toksik olmayan bir böcek spreyi yapabilirsiniz. Daha sonra bu kaynamış suya biraz soğuk su ilave edip bunu bir kaba koyun. Yaptığınız bu biberiye suyunu biraz buzdolabında tutun ve daha sonra sprey şişelerine doldurun. İşte bu kadar. 6 numara, okaliptüs yağı. Koalalar bu bitki olmadan yaşayamazlar. Ancak örümcekler her ne pahasına olursa olsun ondan uzak dururlar. Pamuktan toplar yapıp bunlara birkaç damla okaliptüs yağı damlatın ve bu 8 bacaklı tüyler ürpertici yaratıkları sıklıkla gördüğünüz yerlere yerleştirin. Tavanlara ve büyük mobilyaların ardında ulaşılması zor yerlere püskürtmek için yağı bir sprey şişesine dökün. 7 numara, kabartma tozu. Her derde deva sodyum bikarbonat. Yararlarının birkaçından bahsetmek gerekirse güzellik ve kişisel bakımda, yemek pişirmede, temizlikte ve evinizdeki kokuları gidermede kullanılır. Hatta buna devam edip kabartma tozunun kullanıldığı upuzun listeye böcek kovucuyu da ekleyebilirsiniz. Kabartma tozunu şekerle karıştırın. Şeker tadı hamam böcekleri için yem görevi görür. Ve yanına bir kase su koyun. Bu ölümcül üçlü hamam böceklerinin karnında kimyasal bir reaksiyon yaratır ki bu küçük haylazların sonunu getirecektir. 8 numara, kadife çiçeği. Papatya ailesine ait bu süs bitkisi ilk bakışta çok masum görünür. Ancak bu güzel parlak renkli çiçek, sivrisinekler ve diğer sinekler gibi her türlü zararlıyı geri püskürtür. Kadife çiçeği ticari böcek spreylerinde yaygın olarak kullanılan pretrum bileşiği içerir. Güzel ama ölümcül. İşte bu. 9 numara, çamaşır kurutucularında kullanılan mendiller. Farelerin en sevdiği mekanlar mutfak, çatı katı, duvarların içi, döşeme tahtalarının altı ve evdeki diğer ışık almayan tenha yerlerdir. Yalnız onların da bazı standartları var, değil mi ama? Fareleri evin dışında tutmak için bu gibi yerlere kendinden kokulu çamaşır kurutucusu mendilleri yerleştirin. Bu yöntemin sadece önleyici olduğunu ve farelerin evinizi zaten bir kamp alanına dönüştürmüş olmaları durumunda belki de kullanılmaması gerektiğini unutmayın.
Yoksa kaçacak yerleri olmadığı için evin içinde top koşturmalarını istemezsiniz değil mi? 10 numara, fıstık ezmesi. Fareler ve sıçanlar masrafı bize ait olmak üzere mutfak dolaplarımıza, yiyecek kilerimize ve karınlarını tamamen doldurabilecekleri başka herhangi bir yere çekinmeden girmeye bayılırlar. Peki bu bedava yemek için bize nasıl teşekkür ediyorlar? Hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre kemirgenler insanlara salmonella, sıçan ısırığı ateşi ve lenfositik koriyomelitisit virüsü bulaştırırlar. Kendinizi ve ailenizi farelerden fıstık ezmesi, hayır peynir olmaz, tuzaklarıyla koruyun. Fareler bu lezzetli ama ölümcül ziyafete dayanamaz. 11 numara, alüminyum folyo. Fareler seslere, özellikle metalik olanlara çok duyarlıdırlar. Evinizi saklandıkları yerlere alüminyum folyo yerleştirerek koruyabilirsiniz. Bir dahaki sefere bu yerlere gitmekten kaçınacaklardır. 12 numara, ultrasonik kovucular. Farelerin tek zararı hastalık taşımaları değildir. Zararlı olarak adlandırmalarının başka bir nedeni de evinize hasar vermeleridir. Duvarların içindeki kirişleri kemirirler ve duvarda delikler açarlar. Bu arada bakteri dolu pislikleriini evinizin her tarafına serpiştirirler. Ne harika. Bu noktada çare olarak tuzaklardan tutun kedilere kadar her şeyi denediyseniz ve hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyorsa ya da kedilere alerjiniz varsa ya da durum her ne olursa olsun para harcamak dert değilse o zaman ultrasonik kovucuları bir deneyebilirsiniz. Bu şeyler sadece farelerin kulaklarını etki eden yüksek frekanslı sesler yayar. Ancak her şeyden şüphe eden bazı tipler bu karmaşık cihazın işe yaramadığını ve bilimsel dayanağının olmadığını iddia ediyorlar. Bu durumda bu tür bir kovucuyu kullanıp kullanmamak size kalmış. 13 numara, boraks. Bu beyaz kristalli bileşik temizleme maddesi olarak ve cam yapımında kullanılır. Ayrıca karıncaları, hamam böcekleri, termitleri, örümcekleri öldürür ve hatta küfü yok eder. Böceklerin buna gelmelerini sağlamak için bal veya şekeri yem olarak kullanın. Güvenlik önlemi olarak boraks karışımının çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Ayrıca kullanırken bir yüz maskesi ve eldiven takın. 14 numara, çelik yün veya bakır kafes. Derler ki, önlem en iyi tedavidir. Buna göre olası giriş yollarını, en küçük çatlakları bile iyice tıkayın ki fareler evinize adım dahi atamasın. Evinizi tamamen fare geçirmez hale sokmak için çelik yün veya bakır kafesleri kullanın ve boşlukları silikonla doldurun. Bunlar farelerin yiyip içinden geçemeyecekleri nadir maddelerdendir ve bu sayede kemirgenleri başarıyla evinizden uzak tutarlar. 15 numara, kırmızı biber. Yemek pişirmede kullanılan bir başka lezzetli malzeme de zararlıları evinizden uzak tutabilir. Yabani hayvanları bahçenizden uzak tutmanız gerekiyorsa kırmızı biber kullanmak harika bir yöntemdir. Tavşanlar ve sincapların taze sebzelerinizi ezmelerini önlemek için toprağın üzerine biberi serpiştirin. Karıncaları, hamam böcekleri ve diğer tüyler ürpertici sürüngenlerin evinizi istila etmelerini önlemek için evinizin çevresine, özellikle kapı ve pencereler gibi giriş noktalarının yakınına acı biber serpebilirsiniz. 16 numara, nim. Hindistan Sıtma Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, nim farklı sivrisinek türlerine karşı kişisel korunma amaçlı kullanılabilmektedir. Araştırmaya göre Hindistan cevizi yağı ile karıştırılmış %2 oranındaki nim yağı, belirli bir sivrisinek türü olan anofollerden %96 ila %100 koruma, Aedes türlerinden %85 koruma, ev sivrisineği türüne karşı %61 ila %94 oranında koruma ve Armigeres türlerine karşı %37,5 koruma sağlar. Nimi kullanmanın farklı yolları vardır. Nim yapraklarının yakılması 2 saate kadar yaklaşık %76 koruma sağlar. Ayrıca yapraklarını %25 oranında koruma için ısıtabilirsiniz. Cilde uygulandığında %2 nim yağı 4 saate kadar %57 koruma sağlar. 17 numara, limon kekiği. Sivrisinekleri kaçırdığı kanıtlanmış bir diğer bitki ise limon kekiğidir. Bu bitki türü kuru ve kayalık topraklarda yetişebilir. Yani temel olarak zorlu ortamlar da dahil her yerde büyüyebilir. Kokusunu salması için otu parçalamak gerekir. Ancak hemen cildinize uygulamayın. Önce herhangi bir yan etkisi olmadığından emin olmak için cilde küçük bir bölgeye sürün. Hiç bu doğal haşere kovucularından herhangi birini denediniz mi? İşe yaradı mı? Bahsetmeyi atladığımız başka çareler biliyor musunuz? Bize aşağıdaki yorumlarda bahsedin. Bu videomuz için beğen tuşuna basmayı ve tüm arkadaşlarınızla paylaşarak onların da evlerini zararlılardan koruyabileceklerini unutmayın. Hayata olumlu bakarak bizimle kalmak için şu abone ol düğmesine basın.